Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkes için her şey yolundadır. Bugün bir kabak tatlısı yapacağız, bugün bir kabak tatlısı tarif vereceğim. Tam da mevsimi. Tabii ki tarife geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun. Bununla beraber eğer içeriği videoyu beğenirseniz lütfen likeleyin. Ayrıca bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçebilirim. Malzemelerden başlayayım. Kabak, şeker, karanfil, dal tarçın. Üzeri içinde, sosu içinde ayrıca başka malzemelerim olacak tabii ki. Hazırsak yaklaşın, tarife başlayalım. Yapıma geçmeden önce biraz bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunu tabii ki pazardan aldım ama nihayetinde dışı tamamen soyulmamış. Bir kere bu yeşil bölümlerini, kabuklarını iyice soymamız lazım. İkincisi, seçeceğiniz, kullanacağınız, daha doğrusu kabak tatlısında kullanacağınız kabak, bu dışı biraz yeşile, biraz beyaza çalan, aslında kestane kabağı denilen, Adapazarı tarafında çok yetiştirilen kabaktan olmalı. Bir de hemen hemen aynısı fakat rengi daha dışı rengi ve aynı şekli böyle içindeki bu somon rengine benzeyen bir kabağımız vardır. Onu tercih etmemelisiniz. Onu genelde yemeklerde, çorbalarda kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bir de o kabak işin gerçeği daha kolay, daha çabuk dağılır. Bu da kabak tatlısında doğru bir görüntü çıkartmaz ortaya. Ayrıca şeker bakımından bu biraz daha yoğundur. Kabakların yeşil kalan kısımlarını iyice hallediyorum. Evet, iyice yeşil kısımlarından arındırdık. Kabakları mümkün olduğunca eşit büyüklükte dilimleyeceğim. Bunu bir incitmem lazım. Bunun biraz incelmesi lazım yoksa. Kabakların doğranma işlemi tamam. Şimdi bunları tencereye alayım. Kabaklarımı düzgün bir şekilde tencereye dizeceğim. Evet, gayet düzgün oldu. Şekerini ilave ediyorum. Hepsinin üzerini kaplamaya gayret edeceğim. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp sabaha kadar bekleteceğim. Sabah görüşürüz. Evet, geceden şekere bıraktığım kabaklar kendi suyunu bıraktı. Gördüğünüz gibi bayağı bir sulandı. Bu suyun hepsi tamamen kabağın kendi suyu. Şekere yatırdıktan sonra bıraktığı su. Herhangi bir su ilavesinde bulunmadım. Şimdi bunlara birkaç tane karanfil ve dal tarçın, tarçını kırıp bırakıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye. İlk önce şöyle bir 10-15 dakika yüksek ateşte pişireceğim. Sonra ateşi düşüreceğim. Yaklaşık bir 40-45 dakika civarında pişirdim. Şimdi biraz soğumasını bekleyip tabaklayacağım. Sıra geldi son dokunuşlara. Benim çok yakıştırdığım şey tahin. Üzerine şöyle biraz tahin gezdiriyorum. Ve tabii ki biraz ceviz. İsterseniz kaymak veya Hindistan ceviziyle de gayet hoş olur. Bir içeriğin bir videonun daha sonuna geldik. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu likelayın. Ayrıca abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla beraber bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Şimdi müsaadenizle ben bir tadına bakmak istiyorum. Dağılıyor. Tadını tam alamadım. Bir daha bakayım. Gerçekten güzel olmuş. Harika. Ağızda dağılıyor zaten. Şekerin ayarı da kıvamı da çok iyi olmuş. Tabii bu biraz damakla da alakalı. Şekeri biraz daha arttırmanız veya biraz daha azaltmanız da mümkün olabilir. Ama tarçın ve karanfili mutlaka öneririm. Çünkü
Lezzetine lezzet katıyor işin gerçeği tarçın ve karanfil. Ayrıca eğer karamelize bir tat isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Pişirme süresini bir 10-15 dakika kısarsınız. Daha önce alırsınız pişirme süresini. Ve bunu fırına verirsiniz son bir 15 dakika. Fanlı bir şekilde. Böyle o zaman birazcık daha böyle bir karamelize bir tat da elde edersiniz. O da güzel olur. Onu da denemenizi öneririm yani. Bir dahaki tarifte görüşene dek kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.